iyi akşamlar sevgili arkadaşlarım nasılsınız hoş geldiniz. Şöyle sizleri bir görmek istiyorum. Evet Hatice hocam merhabalar nasılsınız? Şu <laughs> arkadaşı sanki Instagram'dan tanıyor gibiyim. Hava Köroğlu. Nasılsınız Hava hocam iyi misiniz? Evet, evet, şu arkadaşı tanıyor gibiyim. Evet, selam Hocam, iyi akşamlar. Evet, Sema Hocam, iyi akşamlar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Kimler atama bekliyor? Atama bekleyenleri bir göreyim ya da 2023'e hazırlanan arkadaşlar. Biraz konuşalım, ondan sonra dersimize geçiş yapalım. Şeyma Hocam 2023 diyor, güzel. Avva Hocam 2023, Evet teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. 2023 güzel. Yani 2023 için arkadaşlar dersimizi dinlemeye geldik değil mi? Erzincan bu ara arkadaşlarım oldukça soğuk. Yani dışarıda buz gibi bir hava var. Ses gelmiyor mu? Gelmiş olması lazım. Ses geliyor mu arkadaşlarım? Sesimiz geliyor mu? Evet. Hocam Ayarları birazcık kontrol ederse, eyvallah. E, aramızda bu yıl sınava giren arkadaşın var mıydı? Sınava giren arkadaşın var mıydı? Var. Peki vatandaşlığı ne yaptık arkadaşlar? Nasıldı vatandaşlık? Şimdi şey diyorsunuz değil mi? Birincisi mi hocam? İkincisi mi? Mesela ikincisi nasıldı arkadaşlar? Selen hocam yetiştiremedim diyor. Evet konu kapsamı birazcık tabi. Yani aslında konu kapsamı çok değişmedi de soru stilleri birazcık değişmiş arkadaşlar. Ee, Hikayemsi soru stilini örnek olarak vermiş ÖSYM'e Evet ilki daha iyiydi. Doğru daha böyle kısa net bilgeli. Yani aslında ikincisi de güzeldi ama birazcık uzundu arkadaşlar metinler birazcık uzundu. Herhalde ikinci kısımda bize en zorlayan yer güncel genel kültür kısmı oldu. Benim sayfayı takip ediyorsanız güncelde arkadaşlar. Orada biliyorsunuz güncel sayfamda böyle hikayemsi sorular falan da atıyorum. Ee, onları Onlar arkadaşlar çözseniz iyi olur. Yani tahminim ÖSYM 2023'te yine ona benzer sorular arkadaşlar yöneltecek gibi duruyor. Hani şimdi lisans grubuyla alakalı Hala bu işte sorular çalındı çalınmadı vesaire sorular verildi o tarz söylentiler devam ediyor. Yani onların önüne geçme amaçlı olarak bence 2023'te yine böyle vatandaşlıkta yani çok olmaz bu seneki kadar ama 2-3 e, tane böyle hikayemsi soru patlatır gibime geliyor arkadaşlar. Evet şimdi önce sorularınız varsa bir alayım ondan sonra dersimize şöyle bir geçiş yapalım. Önce tabii biraz Tekuzem'le ilgili konuşmak istiyorum derse geçmeden önce. E, vatandaşlıkta ön kırın diyorsunuz. Ya aslında vatandaşlık var ya ben vatandaşlık dersini çok garip buluyorum. Ya böyle hani garip derken ya böyle kimsesiz böyle kenarda köşede kalmış bir ders. Sona atılır genellikle işte sınava yakın çalışılır arkadaşlar ama zevkli bir derstir. Günlük hayatta işinize yarar açıkça söyleyeyim ezber bir ders kesinlikle Selen hocam doğru söylüyor ezber bir ders arkadaşlar ama yani nettir ya bilgisi nettir yani atıyorum Türkçe gibi paragraf soruları gibi yorum katamıyorsun ya da tarihte bazen yorum soruları oluyor ya o şekilde yorum katamıyorsun net bilgi atıyorum işte cumhurbaşkanını kim seçer halk seçer bitmiştir olayımız bu e, çoğu arkadaşım şey diyor bu aylarda bak şimdi 15-16 yıllık tecrübedir benim arkadaşlar ya hocam işte e, bu aylarda başladık da biraz zor gibi, ezber bir ders gibi duruyor. E, yavaş yavaş işte e, diğer hocalarımdan falan da dinler, bizden dinler. E, orada arkadaşlar çok da korkulacak bir ders olmadığını net şekilde görür. Genellikle ortalama çalışan biri de gerçek sınavda e, atıyorum 9 tane vatandaşlık sorusu çıkıyor. 7-8 e, tanesini yapar arkadaşlar. Yani orada aslında vatandaşlıktan ziyade... Güncel genel kültür ÖSYM tarafından birazcık daha zorlanan yerdir. Oraya birazcık ağırlık verseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi hocam doğru söylüyor. Kesinlikle vatandaşlıkla arkadaşlar tek bir yayına bağlı kalmayın. Atıyorum X yayınını çözün, Y yayınını çözün, Q yayınını çözün. Yani farklı soru stillerini arkadaşlar görmenizde fayda vardır. Bugün yarın mesela benim de soru bankam çıkacak. Onu da temin edebilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta Instagram'da patron çıldırdı diye bir aktivite yapacağım. 10 tane soru bankam arkadaşlar. Ne ile diyelim? Ee, hani kurayla falan işte çekilişle arkadaşlar size ulaştırmayı da düşünüyorum. Bunun haberini de ilk kez burada vereyim arkadaşlar. Bol soru çözmenizde fayda var. Vatandaşlıkta bol soru çözünüz arkadaşlar. Evet, Derviş Koca'yla Güncel Olaylar bizim arkadaşlar Instagram sayfamız biliyorsunuz. Orada e, çekilişi, bilgileri ne yapabilirsiniz, alabilirsiniz. 10 tane kitabı arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum. Evet. Şimdi tek kuzemle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Arkadaşlar tahminen şöyle Şubat ayı gibi tek kuzemde vatandaşlık derslerini yine vermeye arkadaşlarım başlayacağım. Geçen sene verdik. Bu dönem birazcık kendimi nadasa bıraktım ama Şubat ayı itibariyle yine arkadaşlar tek düzende sizlerle birlikteyim kuen bu sene çok güzel bir şey yapmış yani bayıldım gerçekten yapay zeka ile Kpye hazırlanma adı altında nasıl bir şey bu hocam arkadaşlar işte konuların önem derecesi işte sizin netleriniz hangi konu başlığından ne tarz kaç tane soru çıkıyor ve benzeri bunları yapay zeka ile ne yapıyor tek arkadaşlar belirliyor Siz de o şekilde ne yapıyorsunuz? ders arkadaşlar çalışıyorsunuz sıkı bir takip sistemiyle onu net şekilde söyleyelim arkadaşlar. Peki biraz şey oldu değil mi reklamlar oldu ama tabi kurum olarak reklama da girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bugünkü konumuz benim vatandaşlıkta şahsen en sevdiğim böyle en hoşlandığım en cici konulardan birisi. Hadi tahmin yapın bakayım Hangi konu işleyeceğiz acaba? Arkadaşlar bir tahminde bulunun. Bugün acaba hangi vatandaşlık konusunu işleyeceğiz? Şeyma Hocam ehliyet diyor. Evet, bakalım şöyle. Havva Hocam ehliyet diyor. Nereden duyduk acaba diye merak ettim. Sanırım bilgi vermiştik arkadaşlar. E, Hukukta ehliyet kavramını bugün sizlerle ne yapacağız? İşleyeceğiz. Evet, şimdi... Bu konu önemli mi hocam? Bu konu önemli. Açıkça söyleyeyim. ÖSYM'nin temel hukuk kavramlarında arkadaşlar en çok sorduğu konu başlıklarından birisidir. Ne şekilde söyleyeyim? Ortalama ÖSYM 3-4 yılda bir rahat bir şekilde buradan soru patlatıyor ve uzun zamandan beri yani 3-4 yıl önce en son bir soru stili vardı. 3-4 yıldır buradan herhangi bir soru yöneltmedi ve rahat bir şekilde 2023'te çıkabilecekler listesine ben eklemek istiyorum arkadaşlarım. Ben zorlanıyorum diyen var mı bu konuda? Bir göreyim size. Ben hocama ehliyet konusunda zorlanıyorum diyen. Önce birazcık konuşalım bu konu başlığıyla alakalı. Yorumlarınızı alayım arkadaşlar. Evet. Tekrar etmedikçe karıştırılıyor. Çok güzel. Kesinlikle istediğim cevap bu. Bazen karışıyor. Şimdi arkadaşlar burada karıştırılan kısmı söyleyeyim. Ben şimdi 14-15 yıldır sektördeyim. Hani öğrenci, KPS öğrencisi vatandaşlıkta ne karıştırır net şekilde söyleyeyim. Yanılmıyorsam şeyi karıştırıyorsunuz değil mi? Şu fiil ehliyeti kişi grupları. Şu tam ehliyetliler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler. Herhalde orada birazcık sıkıntı var gibi duruyor. Yanılıyor muyum? Evet özellikle orada şeyler değil mi? Sınırlı ehliyetlilerle sınırlı ehliyetsizler. Yani şeyler kolaydır. Tam ehliyetli tam ehliyetsiz zaten basittir. Onlar arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği konular değil. Ha ÖSYM orada sorarsa muhtemelen ya sınırlı ehliyetliyi sorar ya da sınırlı ehliyetsiz sorar arkadaşlar. Peki hocam ehliyet nedir? Önce ehliyet kavramıyla bir başlayalım. Ben şimdi PGM'de falan ders anlattığım zaman ehliyet nedir diye soruyla başlıyorum. Arkadaşlar hemen bana direksiyonu gösteriyor. Arkadaşlar bu ehliyet o araba ehliyeti değil. Aman ha bu farklı bir şey. Arapça kökenli bir kelimedir biliyorsunuz ehliyet. Yet ne demek? Yetki. Ehil, sahip. Yetki sahipliği. Yani bir şeyi yapabilme edebilme yeterliliği. Ha hukukta, medeni hukukta tam karşılığı ne hocam? Arkadaşlar Haklardan ve borçlardan yararlanabilme yeterliliğine biz hukukta, medeni hukukta ne diyoruz? Ehliyet diyoruz. Bir daha söyleyelim. Haklardan ve borçlardan yararlanabilme yeterliliğine biz medeni hukukta arkadaşlar ehliyet demekteyiz. Ve sakın unutmayın ehliyet konusu medeni hukuk içerisinde incelenen bir konu başlığıdır arkadaşlarım. Peki şimdi size bir soru soracağım. Fikrinizi alacağım. Türkiye kaç milyon şu an? Türkiye'nin nüfusu. Evet bir alalım. Şu an Türkiye'nin nüfusuna kadar. Evet 84 dedi hocam ama 85 olmuştur net şekilde. Tahminen Şubat ayında açıklanır nüfuslar arkadaşlar. Şimdi sorum şu. 85 milyonun tamamında sizce ehliyet var mıdır yok mudur? Bak türlerini istemiyorum ha. Sadece ehliyet kavramı var mı yok mu? 85 milyonun tamamında. Yani türlerine X, Y, Z diye onları istemiyorum. Sadece ehliyet kavramı var mı yok mu? Arkadaşlar şimdi haklardan ve borçlardan yararlanabilme yeterliğine biz ehliyet diyor ise o zaman hepimiz yaşıyorsak belli başlı haklara sahipsek bunu sakın unutmayın 85 milyonun tamamında ehliyet vardır arkadaşlarım. Yani basit anlamıyla bulunmaktadır. Akıllı, deli, süper zeka, atıyorum memur, atıyorum öğretmen, profesör hiç fark etmez. Herkes de arkadaşlarım ehliyet vardır. Buna dikkat edelim. Yalnız burada kötü haber. Türk Medeni Hukukuna göre, Türk Medeni Kanunu'na göre unutmuyorsunuz. Ehliyet kendi içerisinde arkadaşlar ikiye ayrılmaktadır. Nedir hocam bunlar? Arkadaşlar sizden de alayım. Katılabilirsiniz. Ehliyet kendi içinde ikiye ayrılıyor. Birincisi hak ehliyeti, diğer arkadaşlar fiil ehliyeti. Bak ÖSYM'nin sevmiş olduğu konulardan birisidir. Ehliyet türleri. Peki hangisinden soru sordu hocam? Sizce haktan mı sormuştur, fiilden mi? Arkadaşlar. ÖSYM sizin gruba, lisans grubuna fiil ehliyetinin tanımını verdi. Ve nedir diye sordu. Bir, Fiil ehliyetin şartlarından birisi olan reşitlikle alakalı soru soruldu iki Arkadaşlar evlilik konusu da aslında fiil ehliyetle vesaireyle ilişkilidir. E, ev, evlilik yaşlarıyla alakalı bir soru geldi 3. Demek ki fiil ehliyetini çok seviyor ÖSYM ve bağlantılı sorular ne yapabiliyor? Sorabiliyor arkadaşlarım. Şimdi ben burada detaya gireceğim ama Önce kaba taslak bir fragman vereyim. Hani filmlerden önce fragman olur ya. Hak ehliyeti ne hocam? Fiil ehliyeti ne hocam? Hak ehliyeti en basit ve herkesin kullanabileceği medeni haklardan ve borçlardan yararlanabilme yeterliliğidir. Fiil ehliyeti ise kişilerin kendi istek ve eylemleriyle haklardan ve borçlardan yararlanabilme yeterliliğidir. Yani hak ehliyeti daha basit haklar ...fiil ehliyeti daha böyle first class, birinci sınıf... ...hani derler ya VIP, haklardan yararlanabilme yeterlidir. E, hocam, bizde hepsi var mı, ikisi de var mı? Benim dersime katılan şu an tüm arkadaşlarımda... ...hiç şey yapmayın, korkmayın, İkisi de sizde bulunmaktadır arkadaşlar. Hem hak ehliyeti var, hem fiil ehliyeti var. Ben derslerde şöyle bir benzetme yapıyorum hak ehliyeti daha basit bir şey değil mi? Mesela hak ehliyeti Elsiva 22 fiil ehliyeti mavi cins. Hak ehliyeti Anadolu Jet, fiil ehliyeti Türk Hava Yolları VIP. Yani daima en iyi istiyorsanız kesinlikle fiil ehliyeti sahibi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kulağınıza küp olsun. Aslında bir örnek daha veriyordum da bu arada tehlikeli bir örnek. Şey diyordum sınıflarda hak ehliyeti BİM, fiil ehliyeti Migros diye arkadaşlar. Bu ara BİM'i falan şoku çok karıştırmak istemiyorum. Malum biliyorsunuz ortalık birazcık karışık arkadaşlar. Peki şimdi hak ehliyetiyle başlayalım. Hak ehliyeti şudur arkadaşlar. En basit ve herkesin kullanabileceği medeni haklardan ve borçlardan yararlanabilme yeterlidir. Bu arada şeyi unutmayın. Bizim derste yeterlik fiili karşınıza çıkıyorsa bak yeterlik fiilini görürseniz bilin ki %70-80-90 oranında ehliyet kavramından bahsediyordur. En basitle herkesin kullanabileceği medeni haklardan ve borçlardan Yararlanabilme yeterli ne biz hukukta hak ehliyeti diyoruz da şimdi onları sizden bir almak istiyorum. Neleri biz hak ehliyetiyle kazanırız arkadaşlar? Hadi bakayım. Mesela neler hak ehliyetiyle kazanılır? Ya da bu en basit herkesin kullandığı haklar ne acaba? Mesela Şeyma Hocam doğru söylüyor. Yaşama hakkı güzel. Mesela miras değil mi? Size miras kalabilir bu şeyler mesela işte barınmadır falan arkadaşlar işte eğitim vesaire aslında çok eğitim falan onlar biraz temel hak ve hürriyete giriyor ama daha böyle medeni haklar işte yaşama hakkıdır miras hakkıdır vesaire işte aileyle olan ilişkiler bunların hepsi hak ehliyetiyle alakalı hocam ÖSYM e ne sorar arkadaşlar 2023'te ÖSYM e şunu sorabilir bak hiçbir gruba sormamış çıkmamış bir KPSS sorusu Türk Medeni Kanunu'na göre gerçek kişilerin ki gerçek kişi biziz hak ehliyeti ne zaman başlamaktadır? Soru olarak gelebilir aman dikkat diyorum yapıştır bakayım cevabı bilen arkadaşım varsa. <laughs> evet alalım arkadaşlar bir daha soralım. Türk Medeni Kanunu'na göre gerçek kişilerin yani bizlerin hak ehliyeti ne zaman başlamaktadır? Tarzı açıkça söyleyeyim. 2023'te bir soru beklerim. çıkacaklar listesine kesinlikle alıyorum. Böyle bir soru gelirse eğer ÖSYM arkadaşlar şunu isteyecektir cevap olarak. Tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düşer düşmez arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Hak ehliyeti gerçek kişilerde tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düşer düşmez başlamaktadır. Bu arada benden size bir tüyo vatandaşlık dersinde ana rahmi kelimesi sadece hak ehliyetinde vardır. Biliyorsunuz artık uzun tip sorular çıkıyor arkadaşlar vakit nakittir. Anahtar kelimeyle soruyu ne yapmanız gerekiyor? Yapıştırmanız gerekiyor. Ana rahmi kelimesi sadece hak ehliyetinde vardır. Görürseniz yapıştırmanızı istiyorum arkadaşlar. Peki, bununla başladığını bana ispatlayabilecek var mı aramızda? Hak ehliyeti söylediğimiz bu maddeyle başlamaktadır. Mesela hocam, örnek istiyorum. Evet, başka yorum alalım. <laughs> evet, tam vesa dolmuş şartıyla ana rahmine düşer düşmez başlıyor. Okey. Örnek. Evet, yaşama hakkı mesela şey olur mu? Kürtajın yasak olması. Evet çok güzel. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunlara göre biliyorsunuz. Kürtaj yasak. Güzel. Bak Sezen Hocam güzel bir şeye temas etti. Ben de o örneği verecektim. Derviş hocanız zengin bir iş adam mesela. Üç tane ekstra çocuğumuz var. Benim hanım da hamile. Derviş hocanız hayatını kaybetti. Arkadaşlar medeni kanunumuza göre benim mirasımın sağlıklı şekilde paylaştırılabilmesi için kimin de doğum yapması bekleniyor? Orada benim hanımın doğum yapması bekleniyor değil mi? Çünkü niye? Anne karnındaki arkadaşlar o çocuğun neyi vardır? Hakkı vardır. Bunu unutmayın. Peki bir soru soralım size. Şu soracağım soru acaba daha doğrusu bilgi doğru mudur yanlış mıdır? Bir çocuk doğmuş bir saniye yaşamış ve ölmüştür arkadaşlar. Hak ehliyeti olur mu? Yorum alalım. Bir çocuk doğmuş. Bak çok fazla yaşamamış. Bir saniye yaşamış. Hak ehliyeti var mı hocam? Vardır değil mi? Çok güzel. Bak sorularda falan bazen çıkıyor unutmayın. Bir çocuk doğup bir saniye bile yaşasa onun hak ehliyeti vardır arkadaşlar. Dikkat. Peki şu cümle doğru mu sizce? Yorum istiyorum. Herkeste hak ehliyeti vardır. Herkeste hak ehliyeti vardır. Türkiye'de. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'na göre yani ben kaba bir tabir kullanacağım ama özür dilerim. Hani derler ya nefes alsın yeter. Arkadaşlar herkeste hak ehliyeti vardır. Herkeste hak ehliyeti Vardır. Bak bu söylediğim kulağınıza küpü olsun. Hani bazen diyorlar ya böyle nefes alsın yeterli vesaire. Herkeste vardır arkadaşlar. Aman dikkat. Ha buradan ÖSYM e neyi sorar en fazla? Bence arkadaşlar ne zaman başlar kısmı rahat bir şekilde soru olarak gelir. Hak ehliyetiyle alakalı bu bilgileri bilmenizde fayda vardır. Çok da fazla bir bilgi yok zaten elimizde. Şimdi gelelim gelelim arkadaşlarım. Fiil ehliyetine. Hocam fiil ehliyeti ne demek? Fiil ehliyeti sizin gruba önceden, önceki yıllarda sorulan bir sorudur. ÖSYM tanımı verdi nedir diye sordu. Evirip çevirip tekrar ne yapabilir? Fiil ehliyetinin tanımını verip nedir şeklinde bir soru yöneltebilir. Arkadaşlar tanım şöyle diyor. Kişinin kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Kişinin kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetine biz medeni hukukta fiil ehliyeti diyoruz da şimdi sizden bir şey istiyorum. Anahtar kelimeyi verin bakayım bana. Biz bu tanımda neyi görürsek fiil ehliyetini yapıştıralım. Hadi bakayım istiyorum. Evet yorum alalım kendi değil mi? Çok güzel. Bak şurası kendi fiilleriyle, kendi isteğiyle kısaca kendi kelimesi karşına çıkarsa hiç elin ayağın titremesin. Hiç korkma kesinlikle fiil ehliyetiyle alakalı bir bilgi vardır altta arkadaşlar. Hocam peki biz neleri fiil ehliyetiyle kazanıyoruz? Atıyorum sözleşme yapma, kefil olma, dava açma, mirastan rahat bir şekilde arkadaşlar yararlanma, birçok niteliksel sözleşme siz bunları rahat bir şekilde <laughs> ne yapıyorsunuz? Fi Pardon. Fiil ehliyetiyle arkadaşlar kazanmış oluyorsunuz. Kaba bir tabir kullanacağım ama özür dilerim. Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu fiil ehliyetiyle birlikte bizi resmen adam yerine koyuyor. Yani senin statün ne olmuş oluyor? Yükselmiş oluyor. Bunu net şekilde söyleyelim. Peki hocam ben fiil ehliyet sahibiyim de yani bu neye göre şartları ne? Arkadaşlar bir kişinin fiil ehliyet sahibi olabilmesi için üç tane şartının oluşması gerekiyor. Nedir hocam bu üç şart? Madde bir ayırt etme gücüne sahip olması gerekiyor. Madde iki reşit olması gerekiyor. Ve madde 3, kısıtlı olmaması gerekiyor. Bak bir daha bir daha arkadaşlar ayırt etme gücüne sahip olacaksınız ki ben, bence en önemlisi bu. İkinci reşit olacaksınız ki ÖSYM seviyor arkadaşlar bu başlığı. Ve üçüncüsü kısıtlı olmayacaksınız. 3'te 3 ise sizin fiil ehliyetiniz var demektir. Şimdi bunları bir açalım arkadaşlar. Mesela ayırt etme gücü derken sizin aklınıza ne gelmektedir? Verin bakayım bana. Mesela derviş hocanın ayırt etme gücü var. Ne demek bu hoca? Arkadaşlar ayırt etme gücü şudur. İyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı, nesneleri, kişileri, coğrafi özellikleri ayırt edebiliyor mu değil mi? Mesela şuradan kapıdan içeri bir adam girsin. Adama soruyorum. Kardeş diyorum bu nedir? Diyor ki elma. Sıkıntı var. Kardeş diyorum ben senin neyinim? Diyor ki teyzem. O kafa gitmiş. Ayırt etme gücü yoktur. Arkadaşlar peki şimdi sizden alacağım. Kimlerin ayırt etme gücü yok sizce? Türkiye'de mesela kimlerin ayırt etme gücü yoktur? Gerçi burada var ama ekstra siz de verebilirsiniz arkadaşlar. İşte akıl hastaları, devans hastaları, Alzheimer hastaları, işte belli bir yaşın altındaki çocuklar değil mi arkadaşlar? Akıl zayıflığı olabilir bazı durumlar. Evet kesinlikle alabiliriz. Yani atıyorum şizofreni hastası, veya işte daha nevrotik bozukluklar, başka psikolojik rahatsızlıklar onların hepsi ayırt etme gücünden yoksun olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Özcan Deniz'in çok sevdiğim bir filmi vardı. Birçoğunuz belki izlemiştir. Evim Sensin diye bir filmi var. Bilen var mı? Evim Sensin. Güney Kore çakması ama güzel. Fahri Evcan'la oynuyor. Belki hatırlarsınız. Orada nasıl bir olay oluyordu? Arkadaşlar filmin şöyle ortasında Özcan Deniz'in eşi yavaş yavaş ayırt etme gücünü ne yapıyordu? Kaybediyordu değil mi? Demans hastası oluyordu. Erken buna var. Hatta ben arkadaşlara şey derdim. Birlikte sinemaya gittik. Onlar beni hiç sinemaya falan götürmez mesela. Onlar şimdi salya sümüke alıyor. Ben onlara ne desem iyi? Bakın şimdi birazdan kadının fiil ehliyeti ortadan kalkacak. Niye? Çünkü ayırt etme gücü yavaş yavaş ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bak bu önemli bir olaydır. Bunu unutmayın. Ve burada bir dipnot. Çoğu kitap almaz bu bilgiyi vermek istiyorum. Hukuka göre sakın unutmayın. Kulağınıza küpü olsun. 0-12 yaş grubun ayırt etme gücü yoktur. Yani 12 yaşla birlikte başlatıyor hukuk arkadaşlar. 0-12 yaş grubun ayırt etme gücü yoktur. Bunu unutmayın, hukuken tabii. Peki, birinci şart tamam. İkinci şart ne hocam? ÖSYM'nin sevmiş olduğu bir şart. Arkadaşlar, reşit olmak. Şimdi burada ÖSYM şunu istemiş. E, reşit olmak ne ile alakalı bir durumdur? Mesela ÖSYM böyle bir soru sordu size diyelim. Ne dersiniz? Reşit olmak ne ile alakalı bir durumdur? Arkadaşlar reşit olmak belli bir yaşın doldurulmasıyla alakalı bir durumdur. Yani direkt yaşla alakalı bir durum. Peki şimdi ben bu konuda detaya gireceğim ama sizin bir fikrinizi almak istiyorum. Bir insan hangi durumlarda reşit kabul edilir? Bir yorum gücünüzü alalım. Ne olur ki reşit kabul olur arkadaşlar? Arkadaşlar bir normal reşitlik olayı olur. Bir evlilik olur, bak evlilikte kişiyi reşit kılar unutmayın. Bir de mahkeme kararıyla kişi reşit kılınabilir ki biz ona hukukta ne diyoruz? Kazayı rüşt arkadaşlar. Bir daha, bir daha. Normal reşitlik, evlilik sonucu reşitlik, bir de arkadaşlar mahkeme kararıyla reşit olmak ki diğer ismi kazayı rüştür. Yapıştır bakayım cevabı. Normal reşitlik yaşımız kaçtır? Bak çıkabilir ha tekrar. Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'na göre, Türk Medeni Kanunu'na göre eğer ÖSYM e böyle bir soru tekrar sorarsa ki çıkmış sorudur. Normal reşitlik yaşımız 18'dir arkadaşlar unutmayalım. Normal reşitlik yaşımız 18'dir. Tabii 18 yaşını doldurmak da ÖSYM 18 diyor. E, normal reşitlik diyorsa demek ki bunun bir de anormal bir durumu var ki biz ona ne diyoruz? mahkeme kararıyla reşit olma. Yani kazayı rüşt. Hangi mahkeme hocam? Burada yazmıyor tahmin alacağım. Kazayı rüşte karar veren mahkeme hangisidir hocam? Hadi bakayım. Göreyim bir. Evet sor. Başka? Kanuna göre kazayı rüşte kim karar verir? Hangi mahkeme? Sol, güzel. Arkadaşlar çok güzel. Gayet iyi. Bilgileriniz güzel. ÖSYM eğer soruda verirse kazayüşte karar veren mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Peki yaş kaç hocam? Kazayüşte yaşımız. Kızlarda ve erkeklerde yaşımız aynıdır. Ki burada belirttiğimiz üzere 15 yaşın doldurulması gerekmektedir arkadaşlar. Kazayüşte yaşımız 15 yaşın doldurulmasıyla elde ediliyor. Peki... Hocam yani kaza öyle kolay alınan bir karar mı? Hayır. Çocuk bunu isteyecek. Çocuğun menfaatini mahkeme koruyacak. Sadece çocuğun istemesi yetmiyor. Anne ve babası velisi de okey diyecek. Ha onlar yoksa vasi okey diyecek. Art arkadaşlarım burada çocuk belli başlı haklardan yararlanmak için bunu alacak. Peki faydası ne hocam? Bir çocuk neden kaza rüşt belgesi almak ister? Mahkeme kararını almak ister. Tartışalım arkadaşlarım. Mesela hangi olaylarda bu kullanılabilir? Evet, mesela sınava girme, değil mi? KPSS'ye girme, memur olma, mesela mirastan yararlanma, velayet unsurları. Arkadaşlar belli başlı haklardan yararlanmak için kaza rüşt kararı alıyor. Peki kazay rüştte hocam yaş büyüyor mu yaş aynı mı kalıyor? Tartışalım. Yorum istiyorum. Kaza rüşt yaşı büyütür mü yoksa yaş aynı mı kalıyor? Evet evet. Kayıt ediliyor hocam. Aynen. Arkadaşlar kazay rüştte kulağınıza küp olsun. Yaş büyümez. Yaş aynı kalır. Normal reşitlerin sahip olduğu bazı haklardan yararlanıyorsunuz. Bak böyle aklınıza şey gelmesin ha. Arkadaşlar ya ben kazayrışta reşit oldum. Yaşasın. Efendim gider seçimlerde oy kullanırım. Ehliyet alırım. Siyasi partiye üye olurum. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar aman diyeyim ha. Kazayrışta yaş büyümez. Yaş aynı kalır. Yani o yaş büyütme, yaş küçültme davaları onlar farklı davalardır arkadaşlar. Onlara dikkat etmenizi istiyorum. Evet peki şimdi burada bir konumuz daha var evlilikte kişiyi reşit kılar bakayım yaş bilgileriniz nasıl evlilik iki şekilde olur bir olağan dönem iki olağanüstü evlilik arkadaşlar olağan evlilik yaşı kaçtır hocam hadi bakalım normal evlilik göğsüme bunu da sordu arkadaşlarım. Arkadaşlar olağan evlilik yaşımız 17'dir yani normal evlilik yaşımız 17'dir. Tabi burada anne ve baba okey vermesi gerekiyor. Bir de arkadaşlarım olağanüstü evlilik yaşımız var kaç hocam? Olağanüstü evlilik yaşımız 16'dır. Okey. Peki orada anne baba okey diyor ee, anne babanın onayı gerekiyor. Bir de kimin arkadaşlar onayı gerekmektedir? Mahkeme kararı gerekiyor, değil mi? Hangi mahkeme hocalarım? Hadi bakayım tahmin alalım. 16 yaşını doldurmuş çocuk. Mahkeme kararıyla evlenmek istiyor. Aile de okey demiş. Hangi mahkeme? Aile mahkemesi değil mi? Yani o erken evliliğe karar veren aile mahkemesidir. Çok güzel. Bilgileriniz gayet iyi. Vallahi tebrik ediyorum. Son kez bir daha tekrar edeyim arkadaşlar. Bir, bir. Normal reşitlik durumu 18 yaş. iki kazayrüş durumu 15 yaş. 3 evlilik durumu ki evlilikte iki farklı yaşımız var. 3 durum sebebiyle kişiler reşit arkadaşlar kılınmaktadır. Ee, peki burada bir bilgi daha var. Ya bazı insanlar var doğuştan sağır ve dilsiz. Adam ne konuşabiliyor ne duyabiliyor. Medeni kanuna göre arkadaşlar Az önce saydığım bu dört yaşta doğuştan sağır ve dilsizlere artı kaç ekleniyor hocalarım? Artı üç yaş ekleniyor değil mi? Peki hiç merak ettiniz mi? Niye hocam? Yani niye sağır ve dilsizlerde bu işte medeni hukukla alakalı yaşlarda artı üç ekleniyor? Bir yorumunuzu almak istiyorum hadi bakalım. Evet çünkü onların beyinsel, zihinsel gelişim süreci çok farklı arkadaşlar. Yani çevreyi algılama, öğrenme vesaire ya bizler gibi değil. Atıyorum mesela bizde normal reşitlik yaşı 18, sar ve dilsizde 21 oluyor. E bizde kaza rüşt 15, onlarda arkadaşlar 18 oluyor. Bunu unutmayın. Yani orada arkadaşlar ne oluşuyor? hocamın dediği kesinlikle doğru. Yani dengeleme olayı, zihinsel süreçler vesaire farklılaşabiliyor arkadaşlar. Peki gelelim şimdi üçüncü şartımıza. Fiil ehliyetin üçüncü şartı kısıtlı olmamak. Bakayım vatandaşlık dersinde kimiyi? Kısıtlının hukukta bir ismi daha var. Bilen çıkacak mı? Benim kriter sorularımdan birisidir. Kısıtlı demeyebilir ÖSYM. Ye. Bunun arkadaşlar bir ismi daha var. Mahsur değil, mahçur. Evet, mahsur değilce o mahsur kalmak anlamında. Arkadaşlar mahcur, acur gibi bak, kısıtlı olmamak. Hocam bunlar kim ya? Arkadaşlar kısıtlılık aslında Esra Erol'un, Müge Arna'nın programında rahat bir şekilde karşınıza çıkabilecek kişilerdir, örneklerdir. Özellikle orada Esra Erol'da bir hanımefendi var, bir avukat, hülya. Bazen ne diyor? Bu kızın diyor kısıtlanması gerekiyor ve bu kıza vasi tayin edilmesi gerekiyor değil mi? Demek ki kısıtlılık kötü bir şey arkadaşlar. Bak Türkçe bilgini vatandaşlık dersinde konuştur. Kısmaktan kısıtlı. Nasıl bir şey bu hocam? Arkadaşlar devlet, devlet sizi inceliyor, mahkeme sizi inceliyor. Olumsuz özelliklerinizden dolayı sizin bazı haklarınızı ne yapıyor? Elinizden alıyor. Yani kısıtlılık kötü bir şeydir. Mesela bunlar milletvekili olamaz. Bunlar cumhurbaşkanı olamaz. Millet memuru olamaz. Bunlar muhtar bile olamaz. Arkadaşlar unutmadım. Peki kimler hocam kısıtlanıyor? Medeni kanunumuza göre madde 1 alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları. Madde 2 savurgan olanlar. Madde 3 kötü yönetime sahip olanlar. Madde 4 kötü yaşam tarzı olanlar. Akıl zayıflı olanlar, akıl hastalı olanlar ve kasti suçtan dolayı bir ve üstü yıl hüküm giyenler. Ama hocalarım, şimdi çoğu hoca bu detayı, detayı vermez, çoğu kitap vermez. Ben vereyim, şu ekranda gördüğünüz kişiler, durumlar mahkeme kararıyla kısıtlanma sebebidir. Yani alkol uyuşturucu bağımlı, savurganlık, akıl zayıflı. Hangi mahkeme hocam? Tahmin alalım. Kısıtla karar veren mahkeme nokta noktadır. Evet çok güzel. Yine bizim her şeyimiz olan sulh hukuk mahkemesi değil mi? Hocalarım sulh hukuk mahkemesi temel hukuk kavramlarında bazı yerlerde karşımıza çıkıyor. Bak unutmayın. Gayiplik kararını o veriyor. Arkadaşlar gayiplik kararını o veriyor. Mesela kaza ürüş kararını o veriyor. Bak kısıtlık kararını o veriyor. Arkadaşlar üçünde unutmayın Sur hukuk mahkemesi karşımıza çıkıyor. Ve şu bilgiyi de vereyim. Arkadaşlar kısıtlılara ne tayin ediliyor? Bir şey tayin ediliyor. Ne o? Vasi değil mi? Peki vasinin diğer ismi hocam yasal temsilci mi? Yasal danışman mı? Vasinin diğer ismi yasal temsilci mi? Yasal danışman mı? Evet bak bu bilgi, bu konuda da eksiksiniz. Yasal danışman vasi değildir arkadaşlar. Yasal temsilci vasidir. Yasal danışman o sınırlı ehliyetlerle alakalı bir durum. O vasilikle alakalı değil. Farklı bir olay. Unutmayın vasinin diğer ismi yasal temsilcidir arkadaşlar. Peki hocam şimdi burada mahkeme kararı karşımıza çıkıyor. Peki bir insan kendi isteğiyle de kısıtlanabilir mi acaba? Mesela kim onlar? Ben kısıtlanmayı talep ediyorum. Arkadaşlar medeni kanunumuza göre bazı kişiler kendi isteğiyle de kısıtlanabiliyor. Kim bunlar hocam? Yaşlılar, sakatlar, deneyimsizler. Bak unutursan Y, D, S. Yabancı dil sınavı yaşlılar, sakatlar, deneyimsizler. Yaşlılar, deneyimsizler, sakatlar. Hocam hepsini anladık. Okey. Deneyimsiz kim? <laughs> kim bunlar? Deneyimsizler kimler biliyor musunuz? Mesela arkadaşlar 20 yaşında şirketin yönetim kurulu başkanı, e hiçbir bilgisi yok. Kendisine ne tayin edilsin diye, vasit tayin edilsin diye devletten kısıtlanmayı talep ediyor unutmayın. Yaşlılar, sakatlar, deneyimsizler devletten kısıtlanmayı talep edebilirler ki kendilerine vasit tayin edilsin. Bu arada arkadaşlar şu bilgi de önemli. Bu da çok karıştırılıyor. Evliler, yaşı küçükler, geçici sarhoşlar bak bunları görürseniz unutmayın. Bunlar kısıtlı değildir. Burada özellikle evliler çok karıştırılıyor. Evliler yaşı küçükler, geçici sarhoşlar. Bunlar kısıtlı değildir arkadaşlar. Unutmayın. Aman dikkat. Peki var mı burada kafasında soru işareti olan kısıtlılıkla alakalı? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde ünlü böyle kısıtları sayayım. Mesela Hülya Avşar'ın arkadaşlar annesi kısıtlandı. Mesela Necat İşler alkol bağımlılığı sebebiyle kısıtlandı arkadaşlar. Evet Vasi vasi şöyle söyleyeyim vasi yasal temsildir arkadaşlar. Yani kısıtlı birine kim vasi tayin edilir? İşte alanında uzman biri, avukatı olur atıyorum işte sosyal hizmetler uzmanı, devlet memuru vesaire. Ee, biz ona yasal temsilci diyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi 3'te 3 şartımız okeyse arkadaşlar gelelim son konumuza. Şunları bir işleyelim bence ya. Herhalde en çok burada zorlanıyorsunuz fiil ehliyeti kişi grupları. Lisans grubuna hiç soru çıkmamış bak. Burada hiç soru örneği yok. Ama ön lisansa sormuş, orta öğretime sormuş. Demek ki ÖSYM bu konunun farkında arkadaşlar. Şimdi fiil ehliyetin üç şartını baz alarak medeni kanun biz arkadaşlar dört kişi grubuna ayırmış. Ya da medeni hukuk desek daha doğru olur. Bunlar ne hocam? Tam ehliyetliler, Tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler. Bir daha tam ehliyetliler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler. Bazen soru bankalarında şeyi görüyorum. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti kişi gruplarından birisi değildir? Getirmiş artist şeyi vermiş. Sınırsız ehliyetli. Sen kimsin arkadaşım? Sınırsız ehliyetli. Arkadaşlar bu insan olamaz. Yani bunun doğaüstü güçleri vardır. Örümcek adamdır. Batman'dir. Sınırsız ehliyetliği görürsen alma. Bazen şıklara şeyi veriyor. Sınırsız ehliyetsiz. E bu da zincirli kuyu mezarlığında yatıyordur açıkça söyleyeyim. Benden size tüyo. Fiil ehliyeti kişi gruplarında sakın sınırsız kelimesini almıyorsun. Yasak. Bak. Tam, tam, sınırlı, sınırlı tam tam sınırlı sınırlı sınırsız diye bir şeyimiz yoktur. Ha ÖSYM'e buradan soru patlatırsa benim tahminim ya üçüncü ya dördüncü kişi grubundan soru soracaktır arkadaşlar. Peki birincisiyle başlayalım tam ehliyetliler kim hocam bunlar arkadaşlar bunlar bizleriz yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde sayıları en çok olan insan grubudur kriter ne hocam Bunlar reşittir. Bunların ayırt etme gücü vardır. Bunlar kısıtlı da değildir. Yani kısaca fiil ehliyetin 3 şartı 3'te 3 şartı uyuyorsa sana otomatikman sen tam ehliyetlisin. Ha burada gelen özelliklere bir bakalım. Bak tam ehliyetli biri daima kendini düşüneceksin. Hocam bunların hak ehliyeti var mı? Arkadaşlar dördünün de hak ehliyeti vardır. Unutmayın. Dördünün de hak ehliyeti vardır. Ben size ne dedim? Nefes alsın yeter. Arkadaşlar 3'te 3 üç şartları oluştuğu için, şartı oluştuğu için bunların fiil ehliyeti de vardır. Bunların ceza ehliyeti de vardır. Yani suç işledikleri zaman ceza alırlar. Ki bu almayacak kim alacak değil mi? Arkadaşlar bunların dava ehliyetleri de vardır. Dava açabilirler. İstediği davayı açabilir. Yaptıkları işlemler kesinlikle geçerlidir. Ve tüm haklardan yani hem özel hem temel hak ve hürriyetlerden rahat bir şekilde bunlar yararlanabilir. Hocam işte ÖSYM sorar mı? Mesela siz olsanız sorar mısınız bu grubu arkadaşlar? Biraz yorum yapalım. Tam ehliyetli soru olarak çıkar mı? Arkadaşlar bence çıkmaz. Açıkça söyleyeyim. Yani ÖSYM böyle bir soru sormaz. Ne diyor Tarkan şarkısında? Ana sütü gibi tertemiz ya adamların olumsuz bir şeyi yok ya. Şuraya bak Allah aşkına vardır vardır geçerlidir yararlanabilir. Geç bunu şutla gelelim bu gariplerime. Tam ehliyetsizler Allah düşürmeye kimsiniz siz? Kim bunlar arkadaşlar? Tam ehliyetsizler. Evet, yani Türkiye'de sayıları en az olan kişi grubu aslında. Arkadaşlar tam ehliyetsizlerde şöyle bir bilgi vereyim. Tek bir kriter bizim için önemli. Fiil ehliyetinde tek bir şartı burada alıyorsunuz. Ayırt etme gücü olmayan kişiler otomatikmen tam ehliyetsizdir arkadaşlar. Ayırt etme gücün yoksa tam ehliyetsizsin. Yani şizofreni, Alzheimer hastası, demans hastası bunların hepsi bu grup içinde yer alıyor. Hocam bunların genel özellikleri bak Madde bir, bunların hak ehliyetleri vardır. Ama bunların fiil ehliyeti yoktur. Bir de ben size bir tüyo vereyim mi arkadaşlar? Şu sonu ehliyetsizle biten kişi gruplarının fiil ehliyeti olmaz. Unutma. Sonu ehliyetsizle biten kişi gruplarının fiil ehliyeti yoktur. Dikkat. Bunların arkadaşlar ceza ehliyetleri de yoktur. Ben bunu bir sormak istiyorum. ...cezai ehliyetleri yoktur derken... ...ne demek istiyoruz? Bir yorum alalım. Bunların arkadaşlar... ...cezai ehliyeti yoktur derken... ...ne demek istiyor acaba? Yani bunlar... ...suç işlediği zaman... ...ne almaz? Ceza almaz. Değil mi? Güzel. Arkadaşlar bunların dava ehliyeti de yoktur. Maşallah, valla... ...ekmek elden su gölden... Yaptıkları işlemler geçersizdir. Hemen soralım. Tam ehliyetsiz birinin yaptığı işlem geçersizdir. Büyük oranda ne ile acaba? Yoklukla mı, mutlak butlanla mı, nisbi butlanla mı, tek taraflı bağlamazlıkla mı? Evet, bir görelim hele ya. Önceki konular, temel hukuk kavramları. Tam ehliyetsiz birinin yaptığı işlem büyük oranda ne ile geçersiz kılınır? Arkadaşlar çok güzel. Çünkü medeni kanun ona emretmiş. Ne demiş? Ayırt etme gücü olmayan kişilerin yaptığı işlemler geçersizdir. Ne ile yokluk diyenlere bir çarpı atıyorum. Konuya bir daha baksınlar. Mutlak butlanma geçersizdir arkadaşlar. O konuda çok karıştırılıyor değil mi? Yokluk mutlak butlan. Yokluk mutlak butlan. Vatandaşlığın İki belası. E, Bunlara yaptığı işlemler büyük oranda mutlak mutlaklıklarına hükümsüz kılınıyor. Bunlar arkadaşlar bazı haklardan yararlanabilirler. Ben merak ettim bir sorayım. Kanuna göre tam ehliyetsizler bazı haklardan yararlanabilir demişiz. Mesela tam ehliyetsiz biri hangi haktan yararlanır? Evet yorum istiyorum. Hadi bakayım. Evet alalım. Arkadaşlar miras kalır, güzel, yaşama hakkı, işte temel şeyler, eğitim falan, barınma, yerleşme. Yani klasik şeyleri ne yapabiliyor? Bunlar kullanabiliyor arkadaşlar. E, artı unutmuyorsunuz bunlara yasal temsilci yani vasi tayin etilmiştir arkadaşlar. Yani tam ehliyetsizlerin vasileri vardır. Evet büyük oranda bunların vasileri var. Hocam çıkar mı bu grup tam ehliyetsizler? Sorulur mu? Tartışalım. Arkadaşlar sorulacağını valla tahmin etmiyorum açıkça söyleyeyim. Çıkmaz rahat ol. Şutla. Ben şey diyorum bak. Tam ehliyetler Türksel şebeke çubuğunu düşün. Tam ehliyetlerde Türksel şebeke çubuğu full çekiyor. Ama tam ehliyetsizlerde cep telefonunuz şebeke arıyor. Arkadaşlar sıkıntı. Aman dikkat. Peki şimdi gelelim bu gruba. Bu zalımlara. Şimdi KPSS'ye girenlerin sıklıkla sorduğu arkadaşlar bir soru var. Biliyorum bana soracaksınız. Evliler bu grupta mı? Bana her sene soru gelir. Evliler sınırlı ehliyetli mi? Evliler sınırlı ehliyetli mi? Arkadaşlar evliler sınırlı ehliyetli mi? Tartışalım. Evliler aslında tam ehliyetli. Ama bazı durumlarda sınırlı ehliyetliye giriyor. Onu söyleyeyim. Yani genel, total olarak tam ehliyetli. Ama bazı işlemlerde bu grupta yer alıyorlar. Ee, bunlar kim hocam? Sınırlı ehliyetler kimlerdir? Arkadaşlar bu kişiler Reşit ayırt etme gücü olan, kısıtlı olmayan kişilerdir. Bak Reşit ayırt etme gücü olan, kısıtlı olmayan kişilerdir. Yani fiil ehliyetin üç şartı varsa... Otomatikman bunlar da tam ehliyetlidir. Fakat diyor bak fakat. Fakat dediğimize göre bir pislik çıkacak. Kendilerine belli konularda ne atanmıştır arkadaşlarım? Bu kişilere yasal danışman atanmıştır. Benden size bir abi, bir hoca, bir arkadaşlar atıyorum ne derseniz. Tavsiyesi soru kökünde yasal danışman kelimesini görürsen hiç korkma %100 cevap sınırlı ehliyetlidir arkadaşlar. Burada anahtar kelimemiz yasal danışmandır. ÖSYM bunu vermezse cevap çünkü tam ehliyetli de olabilir. Ee, hocam örnek istiyoruz. Mesela bu evliler e, atıyorum kefil oluyor atıyorum bankadan arkadaşlar yüksek miktarda para çekiyor Efendime söyleyeyim satış sözleşmesi yapıyor. Yani her kurum bunu yapmıyor ama bazı kurumlar yapıyor. Eşin de imzasını istiyor. Mesela Ziraat Bankası'ndan yüksek miktarda para çekerseniz eşin de onayını istiyor imzasına. İşte burada eş diğer eşin neyi olmuş oluyor? Yasal danışmanı. Ama bazı işlemlerde her işlemde değil. Satış sözleşmesi, kefil olma, atıyorum işte başka e, ne diyebiliriz? E, işte ne yapalım mesela bankadan kredi çekme ve benzeri böyle bu tarz işlemlerde yasal danışmanlık karşımıza çıkabiliyor. Ha, sağlıklı uygulanıyor mu hocam? Hayır. Avrupa Birliği uyum süreci doğrultusunda işte bize dikte edilen işte bu yasal danışmanlığı uygulayacaksın diye dikte edilen konulardan birisidir. Ama Türkiye'de sağlıklı ...uygulandığını düşünmüyorum açıkça söyleyeyim. Evet evet kefil olma durumlarında olabiliyor arkadaşlar... ...ama dediğim gibi sağlıklı uygulanan bir sistem değil. Keşke uygulansa. Ee, hocam bunların genel özellikleri. Arkadaşlar sınırlı ehliyetlerinde hak ehliyetleri zaten vardır. Bunların fiil ehliyeti de vardır. Bunların ceza ehliyetleri de vardır. Dava ehliyetleri de vardır. Yaptıkları işlemler geçerlidir. Tüm haklardan yararlanabilirler... Yani tam ehliyetlerin tüm özelliklerini buraya kes, kopyala, yapıştır. Tek fark ne? Bazı durumlarda kendilerine yasal danışman tayin edilmiştir arkadaşlar. Yani tek fark o. Ee, bazen işte şirketlerde falan da olabiliyor yasal danışmanlık. Bazı durumlarda yaşlılara falan tayin edilebiliyor mesela yasal danışmanlık. Ha illa evli olmak zorunda değil kişiler arkadaşlar. Evet. Çocuklar burada mı? Çocuklar burada değil. Çocukları buraya almayalım arkadaşlar. Çünkü burada ne diyor? Reşit, ayırt etme gücü olan, kısıtlı olmayan. Yani bunlar 18'den büyük kişiler hocam. Şimdi gelelim çocuklara. Hocamın dediği çocuklar kısmı burası. Sınırlı ehliyetsizler. En zor kişi grubu budur arkadaşlar. Yani öğrencinin en zorlandığı kişi grubu burası. Kim bunlar hocam? Arkadaşlar burada iki alternatif tip var. Ya 18 yaşından küçük olacak ama ayırt etme gücü olacak ya da 18 yaşından büyük olacak ama kısıtlı olacak. Bak bir daha. 18 yaşından küçük arkadaşlar ayırt etme gücü olan kişiler ya da 18 yaşından büyük ama Kısıtlı olan kişilerdir arkadaşlar. Ee, hocam burada peki ÖSYM 18'den küçük ayırt etme gücü olanı mı daha çok soruyor? Yoksa kısıtlı grubu mu? Sizce hangisinden sorar? 18'den küçük ayırt etme gücü olanı mı ister? Yoksa 18'den büyük kısıtlı olan kişileri mi ister? Arkadaşlar burada ÖSYM'nin sorularını şöyle bir incelersek daha çok kısıtlı grup üzerinden sormuş. Benden size bir hoca, abi tavsiyesi, soru kökünde kısıtlı kelimesi geçiyorsa hiç korkma sınırlı ehliyetsiz yapıştır. Yani alkol bağımları, uyuşturucu bağımları, kötü yaşam tarzı olanlar, savurganlar, işte hükümlüler onların hepsi bu grupta arkadaşlar incelenmektedir. Ve şeyi de unutmayın bunlara da genellikle vasiye arkadaşlar tayin edilmektedir. Hocam bunların genel özellikleri. Arkadaşlar bunların da hak ehliyeti vardır. Bunların fiil ehliyeti ehliyetsiz dediği için yoktur. Çünkü şartları tutmuyor arkadaşlar. Ceza ehliyetleri büyük oranda arkadaşlarım vardır unutmayalım. Bunların büyük oranda ceza ehliyetleri var. E, vasileri arkadaşlar vasıtasıyla bazı haklardan yararlanabiliyorlar. Onu unutmayalım. Hatta onu söylemek istiyorum. Mesela sınırlı ehliyetsizler vasileri vasıtasıyla hangi haktan yararlanıyor? Tane diye bir şeyimiz var, kodumuz. Burada mutlaka vasinin onayı gerekiyor arkadaşlar. Yani tanıma, ad değiştirme, nişanlanma, evlenme. Mutlaka burada vasinin arkadaşlar onayı, izni gerekmektedir. Burada tanımadan kastımız şeyler gayrimeşru çocuklar falan oluyor ya böyle küçük Emrah'ın işte çocuğu çıkmıştı bir ara onu tanıma arkadaşlar. Orada vasinin okey demesi lazım. Tanıma, ad değiştirme, nişanlanma, evlenme. Arkadaşlar burada vasinin yani yasal temsilcinin imzası onayı gerekmektedir unutmayalım. Burada bir olayımız daha var onu da söyleyeyim. Bazı durumlar var. Vasileri izin verse bile bak burası önemli bak buradan soru sormuş arkadaşlar. Sınırlı ehliyetsizlerde bazı durumlar var bazı haklar var. vasileri izin verse bile asla bu grup o dört şeyi bak dört tanedir. Dört şeyi asla yapamıyor. Nedir hocam onlar? Arkadaşlar bunlarda yasak olan dört şey. Birincisi önemli bağışlamalar yapamaz. Yani yüksek miktarda bir bağış yapamıyor bunlar. Arkadaşlar bunlar vakıf kuramıyor. Bunlar kefil olamıyor ve bunlar şirketlerle ilgili rekabet yasağı sözleşmesi yapamıyor arkadaşlar. Yasaktır. Önemli bağışlamalar, vakıf kurma, kefalet sözleşmesi yani kefil olma ve rekabet yasağı sözleşmesi vasileri izin verse bile bu grubun asla yapamayacağı işlemlerdir. Dört tane zaten belki ÖSYM e bir de baktı ne yaptı? Bunları sana sordu. Dedi ki hangisi bu işlemlerden birisi değildir. Peki şimdi soru soracağım. Benim vatandaşlıkta kriter sorularımdan birisi. Neden bu dördünü vasisi okey dese bile sınırlı ehliyetsiz asla yapamıyor? Neden sizce? Bu sorunun cevabını kim verdiyse 85-90 arası aldı. Neden bu dördü bu kişilerde yasaktır? Hadi bakayım. Kriter bir soru. Evet güzel. Güzel evet. Bilmiyorum diyor hocam. Güzel. Arkadaşlar şimdi bakın kötü niyetli kişiler bu gariplerimi kullanabilir ya. Ya düşünsene derviş hocanız savurganlık sebebiyle kısıtlı ilan edilmiş. Abi birine kefil olacağım. Özelliğimi biliyor. Ya da büyük, büyük miktarda bağış yapacağım özelliğimi biliyor. Adam ne der ver. Biraz daha ver. 100 bin daha ver. 200 bin daha ver. Kötü niyetli kişiler ne yapabilir? Arkadaşlar bu gariplerimi ben bunlara garibim diyorum kullanabilir ya. O yüzden bu dört şey yasaktır arkadaşlar. Bu arada şeyi sormanızı isterdim. Hocam 18'den küçük ayırt etme gücü olan dediniz kaç yaşla kaç yaş arası bu grupta yer alır. Evet hadi bakayım. Bravo çok güzel. Bu bilgiler birazcık kitaplarda eksiktir arkadaşlar. Bana çok gelir bu sorular. 12 ile 18 yaş arası grup ayırt etme gücü de varsa kes kopyala buraya yapıştır arkadaşım. Kimler bunlar? Z kuşağı, zalımlar, ortaokul lise öğrencileri arkadaşlar. Değil mi? Yani hepimiz demek ki hayatımızın bir döneminde sınırlı ehliyetsiz olmuşuz. Ergenler. <laughs> Peki. Biliyor musunuz Z kuşağı? Nasıl buluyorsunuz Z kuşağı? İyi midir? Tabii tam Z kuşağı oluyor mu? 12-18 oluyor değil mi Z kuşağı? Oluyor oluyor evet. Hakikaten kaç kaç, kaç arasıydı ya? Oluyor oluyor değil mi? 12-18 Z kuşağı. <laughs> çok tehlikeliler. Acayip var ya çok şeyler. Böyle egoistler. Ya biz ne dersek o olur. Evet, aynen. Biraz şey sıkıntılı. Şimdi e, biraz ne diyeyim? E, hani görgü, ahlak vesaire aslında onların da olması gerekiyor. E, geçen e, neredeydi ya? Otobüse binmiştim Ankara'da arkadaşlar. Full şey yani. Sınırlı ehliyetsiz. Baktım ayakta yaşlılar duruyor yani yaşlı var hamile kadın vardı. Arkadaş bir tanesi yer vermiyor var ya sanırım bunlar şeyi düşünüyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım bu koltuk benim hakkım arkadaşım ben koltuğu kimseye vermem. atıyor Derviş Hoca güncel olayı yazıyor pdf hazırlıyor. Ben Derviş Hoca'ya teşekkür etmem arkadaşım. O yapacak yani o onun görevi değil mi? <laughs> Hayırlısı. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Peki olayımız bu şekilde arkadaşlarım. Ehliyet konumuz bu şekilde. Ya ben bir iki tane çok değil bir iki tane küçük arkadaşlar soru sorayım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Bakayım konuyu anlamış mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? ÖSYM'e başka ne sorar? İki yaşında velayet altındaki bir çocuk hangi kişi grubundadır? İki yaşında velayet altındaki bir çocuk Evet, alalım. 2 yaşında velayet altında bir çocuk. Güzel, tam ehliyetsiz. Kesinlikle. Çünkü ayırt etme gücü yok arkadaşlar. Bravo. Peki 16 yaşında ayırt etme gücü olan bir kişi. 16 yaşında ayırt etme gücü olan bir kişi. Sınırlı ehliyetsiz. Bravo. Peki derviş hocanız 40 yaşında. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle ben kısıtlı ilan edilmişim. Ben hangi gruptayım? Evet, 40 yaşındayım. Alkol ve uyuşturucu bağımlısıyım. Kısıtlı ilan edilmişim. Kısıtlı kelimesini görürsen sınırlı ehliyetsiz yapıştır. Hiç korkma. Güzel. Peki, arkadaşlar 35 yaşında Reşit ayırt etme gücü olan, kısıtlı olmayan fakat belli işlemleri için kendisine yasal danışman tayin edilen kişi. Sınırlı ehliyetli. Bravo bak yasal danışmanı görürsen yapıştır arkadaşım hiç korkma. Bravo ve zor soru zor soru hadi bakayım ne diyeceksiniz. Arkadaşlar 17 yaşını doldurmuş. Evlenmiş, o yaşta evlenmiş. Ayırt etme gücü var, kısıtlı değil. Bu hangi grupta bu kişi? 17 yaşını doldurmuş, o yaşta evlenmiş. Ayırt etme gücü var, kısıtlı da değil. E 3'te 3 şart olmuş artık arkadaşlar. Evlilik kişiyi reşit kılar biliyorsunuz. Otomatikmen tam ehliyetlidir. Hocalarım harikasınız. Tamamdır bu iş. <laughs> Eyvallah. Var mı sorusu olan? Sorusu olan varsa alabiliriz arkadaşlar. Evet. Allah'tan şey lisans grubuna çok sormuyor bunlardan. Hocam güncel soru bankamız henüz günceller için erken. Bu sene e, KPSS sektörü birazcık yavaş. E, öğrenci kardeşlerimiz işte atamaları falan bekliyor. E, güncel için henüz erken. Tahminen şöyle bahar döneminde falan arkadaşlar çıkarız ona. Yani o daha var. Ona daha var. Ya yani YouTube çekimleri yapacağız. Ankara'ya gideceğiz. O çekimleri muhtemelen aralığın ortasında yaparız. Video. E bu arada Derviş Hoca arkadaşlar güncel olaylar. işte Derviş Hoca vatandaşlık vesaire. YouTube kanallarımız da var. E, oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlarım. E, bugün yarın bir tane soru bankamız çıkacak. Yeni tip sorulardan oluşan. Hani ÖSYM e sormuştu ya bu son sınavında. Ee, onların da içinde olduğu yeni bir soru bankamız çıkacak. Yani temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, güncel olayları şöyle söyleyeyim. Kasım ayını bugün yarın yazarım. Ee, Telegram grubumuz var biliyorsunuz. Onun ismi de güncel olaylar Derviş Hoca diye. Oraya atıyorum. Yani pdf'lerimin hepsi Telegram grubumdadır arkadaşlar. Yayın olarak e, dizgi yayıncılık var. Bizim arkadaşların yayınıdır. Yani oradan çıkarıyoruz biz e, her sene herhangi bir sıkıntı olmaya. Evet eyvallah. Peki arkadaşlarım link açık tabii. Yani Derviş Hoca güncel olaylar. Derviş Hoca yazın çıkar zaten Telegram kısmına. E, PDF'lerimiz falan orada arkadaşlar mevcuttur bir de bizim bir sayfamız daha var. işte memurum.kps diye. Orada da şeyleri yazıyorum ben. işte memur ataması kaç kişi almıyor. işte sınav başvuruları falan, tercihler. E onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Şubat ayı itibariyle tek uzamdayım. Hepinizi tek uzamda arkadaşlar bekliyorum. Sevdiğim bir kurumdur. Kesinlikle disiplinli bir kurumdur. Türkiye'nin zaten en eski uzemlerinden birisi arkadaşlar. Sizleri buralarda görmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Erzincan'dan selamlar, saygılar arkadaşlar. İyi akşamlar.